Devralen programında yine birlikteyiz değerli izleyenlerimiz. Dünya coğrafyasında kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştıran Devralen sizleri evladı Fatihan diyarına götürüyor. Önemli bir yerden sesleniyoruz. Bu programımızın açılış anonsunu kültür coğrafyamızın önemli bir parçası Makedonya'nın Ohri kentinden, Ohri Gölü'nün ta kaynak merkezinden, kaynak noktasından sesleniyor. Sizleri Makedonya belgeseliyle Ohri'nin kaynağından baş başa bırakıyoruz. This is Dome, Saint Dome bölgesi. Serbest zaman dilimi ve orbite geri dönüş. Geri dönüşle birlikte çarşıda tekrar bir mola verilecek size. Hem bir şeyler alıp bitiricilerle işbirliği yaptığı belgelidir. Ondan dolayı Türkiye'de biraz farklı bilinebiliyor. Burada farklı bilinebiliyor. Bunu buradan çekilmesiyle bizler burada kalmışız. Türkiye'ye geri dönüş yapmamışız ve burada kalmışız. Merhabalar, sizleri tanıyalım. Merhaba, ben Seyfettin Kurtiş. Türk vatandaşıyım ama Makedonyalı Türklerdenim. 87'de Türkiye'ye göç ettik. Nedir burası efendim? Rehberlikle uğraşıyoruz. Burası aşağıda gördüğünüz köy. Aşağıda gördüğünüz köy aslında yeni yapıldı. 2 yıl önce yapıldı ama 6. asırda Makedonya'daki Ohrid Gölü'nde balıkçıların yaşadığı bir köy biçimidir. Eko köydür. İlerideki koyda aslında yaşıyormuşlar. Burada bölge olarak turistik açıdan daha uygun olması açısından buraya yapıldı. 2 yıl önce yapılan bir köy. Şu anda hem turizm için hem de gelen Avrupalı turistler dalgıçlık olarak burada faaliyetlerde bulunuyorlar. Tarihe not düşüp zamanla noterlik yapmaya devam ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz, bugün tarihler 20 Temmuz 2015. Makedonya'nın tarih ve kültür şehri, turizm merkezi Ohri'den yola çıktık. Şu an Ohri Gölü'nün kaynağına doğru yolumuz devam ediyor. Ohri Gölü dünyanın en temiz göllerinden birisi. Şu an Ohri Gölü'nün kaynağına yaklaşıyoruz ve burası ayrıca Sarı Saltuk namındaki zatın da makamının, türbesinin bulunduğu yer. Ohri'deyiz, Makedonya'dayız. Evladı Fatihan diyarındayız. Yani bu da işin gerçeğini konuşalım. Turumuz boyunca uzun uzun anlatacağız. Hem Tito Yugoslavyası'nı biz biraz daha rahatlık. Çünkü bizde camiler... Baba. Kamera baktı, arada zoom gidiyor. Evet. Baba. Yok. Oradan göremezsiniz. Beyaz yerler göreceksiniz. Bu yerlerden yer altından sular kaynıyor böyle. Ve gölün %25'lik bölümü buradan tedarik ediliyor. Şimdi köprüden geçerken suyun ne kadar hızlı aktığını göreceksiniz. Saniyede 12 bin litre. 12 ton su çıkıyor buradan. Bu şekilde sakin göründüğüne bakmayın. 12 ton su çıkıyor. Buradaki su sıcaklığı yaz kış 9 ile 11 derece arasında. Suda hiçbir şekilde suya girmek, bir şey atmak, motor çalıştırmak kesinlikle yasak. Çünkü bir milli parktır ve su biyolojik olarak laboratuvarlarda tespit edilmiş, içilecek kadar temizdir buradaki su. Hocam. Milli parktaki o 700 metrelik parkur burası. İçe doğru gidiyor. Para ruhata. Dağlar, göller, ovalar ve sular, ırmaklar bizim Türk'ümüzü, bizim tarihimizi anlatır. 500 yıl Osmanlı yönetimine merkezlik yapmış evladı Fatihan diyarındayız, Makedonya'dayız. Ohri Gölü'ndeyiz ve Ohri Gölü'nün tam kaynağının, suyunun kaynadığı yerdeyiz ve saniyede binlerce tonun suyun aktığı, suyun kaynağındayız. Ohri Gölü'nün
kaynağındayız. Görüntülerimiz var, birlikte izliyoruz. İstanbulluyuz. İstanbulluyuz. Öyle mi? Ne güzel. Nasıl gidiyor? Hadi çek çek çek, fotoğraf çek, fotoğraf. Geciktik, hadi gidelim hızla. Yuva da yapmış. Burası Ohri Gölü'nün güzel bir noktası. Sebettin evet. Bey'den bilgi alıyoruz, evet. Sen Snow Manastırı bölgesi ve Milli Parkı. Aynı zamanda gölün %25'lik su kaynaklarının olduğu bölümdeyiz. Karşımızda hemen Arnavutluk sınırı mevcut ve Arnavutlu gölün öbür yakasındaki ilk şehri Pogradec şehri. Gölün %70'lik bölümü Makedonya'ya ait, %30'luk bölümü de Arnavutlu'ya ait. Çok güzel bir göl. Çok bulunuyor. Özel bir göl bu, gerek içindeki balık türü evet, açısından. Göl tabii bazı gelen misafirlerimiz deniz diye de hitap ediyor. Bunun da sebebi 13 kilometre, 32 kilometre batlarında ve 300 metre derinliği olan bir göl. Tabii en büyük özelliği benekli alabalığı. Sadece bu gölde yaşayan bir balık, avlanması yasak olan Ohrid Gölü'nün benekli alabalığı mevcut. Ohri Gölü'nün kaynağı, gözeler vardır, kaynaklar vardır. Sadece su değildir, o tarihtir, medeniyettir. Tıpkı Tuna Nehri'nin kaynağı gibi, tıpkı Ohri Gölü'nün kaynağı gibi, Sakarya Nehri, Fırat Irmağı'nın kaynağı gibi. Şu an Ohri Gölü'nün kaynağına yolculuğa çıkıyoruz. Ohri Gölü önemlidir. Osmanlı coğrafyasının evladı Fatihan diyarı Makedonya'nın Ohri bölgesindedir. Ve belgesel görüntülerimiz var. Birlikte izliyoruz Ohri Gölü'nün kaynağında. Ama bazı var. Hayır hayır, sen ne diyorsun? Şuraya, şuraya. Rahat şuraya. Edemiyor ama şimdi. Ya sen gel şuraya. Hayır, yok. Adam denge denge. Şöyle mi, hadi el sallayın. Çok merhaba. Güzel bir gezi. Ekipler aa, burada. Kaptan. Hello. Hello. Merhaba. Selam aleyküm Türkiye. Karabata. Yok karabata, kordek. Buyur. Ördek. Ördek. Karabata küçük. Yaban ördek. Yuvalar mı var orada? Yuva da var. Evet. Sağ. Ravzana geldim, evladu yerden geçerek. Ravzana geldim, ahlakını methetmeden Kur'an diye sevdim. Ahlakını methetmeden Kur'an diye sevdim. Kurbanın olam şah. Çek çek. Imate uba prilika da se prošetate po izvorite na Crni Drim. Mnogo ubavo mesto kao što možete da se relaksirate. Çok güzel bir geziniz olacak diyor benimle birlikte diyor. Çok güzel yer seçmişsiniz diyor. Ohri Gölü'nün kaynaklarına gidiyoruz. O zaman bir Makedon türküsü söylesin bakalım. Şarkı söylesin. Şarkı. Bitola. Aha ne, ima pohuba pesna. Haydi kaşık. Ha. Ako dam bo bitola, ke prošetam po širok soka, a na dembel čaršija,
Kafe kese ne yapayım? Manastırın geniş Lado sokaklarında yürüyüş yapıyorum diye. Bunun da tercümesini edeyim. Yani şarkısı öyle bir şarkı. Evet. Ohri Gölü'nün tam kaynak noktası. Dağların zirvesinden aşağı gelen suların derlenip toplandığı, yerden kaynadığı bir su. Gerçekten suyun ne kadar güzel olduğunu daha iyi anlıyoruz. Su hayat, su ab hayat, su her şey. Hayatın ta kendisi su ama Ohri Gölü'nün kaynağındaki o suya el değdirmek, o kaynakta seyir sefer yapmak, tarihe not düşüp zamana noterlik yapmak. Evet, Ohri'yi biliyoruz. Ohri Gölü'ndeyiz. Belgesel görüntülerle Devralen Farkı ile Ohri Gölü'ndeyiz. Probably you drive canoe, but not this one. This is more difficult. Yeah, I drive canoe. Не трудно, аз направил. Bu kaynakta bu kadar seyri sefer yaptıktan sonra kaynağın içerisine, kaynağın merkezine doğru gidince abi hayat dersek o sudan bir damla da su içmek olmaz demedik. Yönetmen arkadaşım Ahmet Emirhan Kahraman Bey bize kaynaktan su temin etti. Baktı çok yoruldun dedi. Sudan içelim efendim. Sizler adına da içiyoruz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Müthiş. Gerçekten hoş, leziz bir tadı var. Ekranlardan buralar anlatılmaz sevgili izleyenlerimiz. Zaman ayırmak gerekiyor. Allah Resulü seyahat edin saat bulursunuz diyor ya. Lütfen seyahat edelim. Kültür tarihimize seyahat edelim. Kültür coğrafyamızı gezelim. Buralar ekranlardan anlatılmaz. Yine siz gelemeseniz biz belgesel farkı, Devralen Farkı ile belgesel görüntülerle Ohri'nin kaynağına götürüyoruz sizi. Şurada ne kir kaynak? Hadi. Otur şunda. Biz de seni bekledik. Trabzon'dan çıktın mı? Dönüşte buraya girince de şeyler kaynaklara göre. Valla sonra. Dönüşte bakalım. Merhabalar. O diyor şey baksınlar diyor. Biz de size geleceğiz. Ramazan bayramımızı kutladı hepimizin. Teşekkürler. Şey nedir Makedonca teşekkür? Spasibo. Blagodaram. 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 Evet, Makedonya'da kiliseye çok önem veriyorlar. Sadece Ohri'de 300'den fazla kilise olduğunu. 365 kilise. İçin her taraftan için. O taraf daha temiz bak. Blagodarya, Makedonca Nazari. Başka şey var mı? Türkçe. Bunlarda... Ebru, it's my friend. Really? Yeah. We are rich. Tamam. Dört. I would balloon. Yes, this is my wishes from the future. I didn't try. I try. I like adrenaline, you know, so much. For me, it's very good. Otobüse giderken biraz daha koştura koştura gideriz, yetişiriz şimdi. Yine gelin diyor yani. Welcome again. Şimdi geliyor. Efendi, iyidir yavrum, sağ olun. Siz nasılsınız? İyisiniz. Ohri Gölü'ndeyim de. Biz
Tekne gezdi. Şimdi tatil çok güzel. Şimdi tekneyle Ohri Gölü'nün turunu yapıyoruz. Kaynak sularında geziyoruz. Kaynak sularını geziyoruz. Birkaç modika molitva da çok osfana ve najjuka işte. Çok güzel. Yunanistan'dan daha çok güzel. Gelmediğinizde pişman olun. Kısak tahmin. Kazık mı yedin? Ama şey yok, farklıdır farklı. Ama geciktik. Evet, hep Ohri Gölü'nden bahsettik ya, Ohri'nin kaynağında gittik, su içtik, kaynağına doğru gittik. Ayrıca Ohri'nin göl üzerinde bir seyir sefer yaptık. Ohri Gölü'nün muhteşem manzaralarını size gösterdik. Dünyanın en temiz gölü olduğunu söyledik. Ohri Gölü'nde kırmızı benekli çok özel alabalıkların olduğundan bahsettik. Dünyada sadece bu gölde bulunuyor. 300 metre derin noktası. Evet. İşte bir tane balık vurdu ayağıma. Ciddi bir balık vurdu. Evet, evet. Tertemiz göl. İşte o kırmızı alabenekli alabalık vurdu ayağıma. Evet. Gerçekten muhteşem bir göl. Ve o gölde yüzmeden dönmek olur mu dedik. Ve teşekkür ediyoruz Koşukavak Turizm'e. Koşukavak Turizm'in sponsorluğunda buralara gelmiştik. Koşukavak Turizm buraları bize gezdirerek tanıtıyor ve biz de Koşukavak Turizm'in o şapkasını takarak şu gölde güzel bir yüzelim dedik. Muhteşem manzaralı Ohri Gölü ve göl gerçekten tertemiz. Hemen elimizi uzatsak balık yakalıyoruz buralarda. Ama çok kaçıyoruz, kırmızı benekli balıklar. Müthiş. Gerçekten görülmeye değer yerler. Evladı Fatihan diyarı. Bu bölge Ohri Gölü. Neden Ohri dendiğini biraz araştıralım dedik. Osmanlı paşaları burayı fethederler ve çok yorgundurlar. Zira coğrafya müthiştir. Adriyatik sahillerine yakındır, Arnavutluk'tur, Gosti vardır, Manastır'dır, Resne'dir. Resne hemen yanı başımızda bir yer. Ciddi şekilde buralarda çarpışmalar olur ve bura fethedilir. Bu muhteşem manzarayı gören Osmanlı akıncıları, Osmanlı paşaları derler ki oh be ve oh Ohri olur ve adı böyle nesilden nesile devam eder. Evet, Ohri'deyiz. Bugün 20 Temmuz 2015 tarihler ve biz Ohri'de tarihe not düşüyoruz. Halveti Tekkesi. Merhum Özal'dan Bülent Ecevit'e birçok devlet adamının ziyaret ettiği Halveti Tekkesi burası. Ve namaz vakitleri açılıyor bu tekke. Din kadın mesele neler? Neler olabilir? Yok değil mi? Burası Ohri. Evladı Fatihan diyarı. Makedonya'nın güzel kenti Ohri. Ve Ohri deyince Ohri incisi aklımıza geliyor. Ve biz de incinin hikayesini öğrenmek istedik. Böyle çarşı pazar gezerken bir hanımefendiye rastladık. Merhaba, sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Handan Yahya. Ohri'de yaşıyorum. Üsküp'te Türkoloji bölümünde okuyorum ve burada gördüğünüz gibi yaz sezonu olduğu için burada halkımıza, gelen Türkiye vatandaşlarına Ohri incisini tanıtmaya çalışıyoruz. Biraz tarihçesinden bahseder misiniz? Ne zaman, bu hikaye ne zaman başlamış burada? Bu hikaye Ohri hani ilk nasıl denir? İlk yüzyıllarda
kurulduğu zaman hani ilk Ohri incisini tanımaya başladıklarından beri bugüne kadar günümüze gelmektedir. Ohri incisi şöyle anlatayım size. Bu ilk gördüğünüz sedeftir. Hani midyedir. Şunun gibi. Bunun içeri daha kaygan olduğu için içi işleniyor ve bu hale getiriliyor. Hani özel kalıplarla topçuk halinde işleniyor. Daha büyük, daha küçük ve çok daha büyük şekiller vardır. Dizilmiş burada en küçük şekli bulunmaktadır. Yavaş yavaş büyüyor ve daha büyük boyları da mevcuttur. Sedefler nelere dikkat etmeliler? Yani burada hep inci satılıyor. Evet. Buraya gelecek, şu anda Devralem programının konuğusunuz sizler. Ohri'ye gelindiğinde inci alınıyor. Nelere dikkat etmeliler? Öncelikle Ohri incisi denildiği zaman hani ağır olması, bir de elde tutulduğu zaman soğuk olması gerekiyor. Bunun yanmaması gerekiyor. Çünkü üzerindeki kaplamadır. Hani bazı yerlerde içinde plastik olduğu için yanma ihtimali çok büyüktür. Çünkü plastik gerçek umüzünü üzerinde taşıyamaz. Hani bir zaman sonra veya uzun bir süre sonra dökülür, parçalanır veya kırılır, patlar. Ohri incisi ise öyle değildir. Çünkü içindeki gerçek bir taştır. O taşın adı da sedeftir. Hani midye kabuğudur. Onun üzerine balığın pullarından imüzen atılıyor. Bu imüzen hani bir seferde atılmış değildir. Defalarca üst üste atılıyor ve bunun patlama, kırılma veya yanma ihtimali neredeyse hiç yoktur. Bunun gerçek olduğu nasıl anlayabilir diye soracak olursanız, bunun az önce dediğim gibi soğuk, bir de ağır olması lazımdır. En küçük boyu bile ağırlığını gösteriyor. Elinize aldığınız zaman hafif bir ağırlık hissedeceksiniz. Bu kadar. Peki, bunun sahteleri de oluyor. Evet. İnciyi nasıl kullansınlar? Bir de alıp buradan gidiyorlar. Nelere buradan dikkat? Alınıyor inciler. Ondan sonra hani üzerine, bu sonuçta bir kaplamadır. Üzerine direkt parfüm sıkılmadığı sürece hiçbir şey olmaz. Sonuçta parfüm bir kimyasal maddedir. İster gümüş, ister inci vesaire, yalnız Ohri incisi değil, başka inciler, hani kültür incisi vesaire, diğer inciler, sedef bile, mercan vesaire, diğer taşlar bile kimyasal maddelerden etkileniyor. Bunun için bu takıların üzerine direkt parfüm sıkılmadığı sürece hiçbir sorun yaşanmaz. Siz Türkoloji okuyorsunuz. Evet. Makedonya Devlet Üniversitesi. Doğru. Biraz anlatın Türkoloji tarihinde Makedonya'nın yeri. Türkoloji tarihinde. Zor soru sorduğunuz, şimdi buraya girmeyin. Öyle mi? Peki Makedonya'da kaç Türk yaşıyor? Makedonya'da kaç Türk yaşıyor? %4. Türk yaşıyor. Türkiye'ye ne selam söyleyeceksiniz? Özellikle gençlere, buradan giden insanlarımız var. Evet. 150 bin insan göçmüş buradan 1949-1956 yılları arası. Şu anda milyonun üstünde Makedonya Türk'ü yaşıyor Türkiye'de. Onlara bir seslen. Hadi mikrofon size. Onlara bir seslenelim. Burada bizleri unutmasınlar. Sonuçta göçtükleri yerler kendi toprakları. Burada Osmanlılar 650 sene yaşamışlar. 560 sene yaşamışlar pardon. 560 sene yaşamışlar. Buradaki Türkler zorlu dönemlerden geçmiş. Komünist dönemi, uzun bir müddet Müslümanlık, din yasaklanmış burada. Ve biz buna rağmen burada kalmayı, burada dilimizi, kültürümüzü, dinimizi korumaya başardık. Onlar da bunu unutmasınlar. Göçmüş olabilirler fakat burası hala onların toprakları. Burada tekrar Türk olabilmemiz için, Türklerin çoğalması için onların buraya gelmesini ve burada buradaki güzel şeylerin beraber paylaşmamızı istiyorum. Ne kadar Türk gelirse biz o kadar mutlu, o kadar mesut oluruz. Efendim, son bir şey soruyorum. Akademik çalışma yapmak isteyen yüksek lisans, doktora, siz doktora, yüksek lisans falan yapacak mısınız? Kısmetse yapmayı düşünüyorum. Ne üzerine yapmayı düşünüyorsun? Ne üzerine? Ben aslında Osmanlılar üzerine yapmak istiyorum. Hani Osmanlılar sonuçta burada büyük izler bırakmış, en azından bizleri buraya bırakmış. Hani biz burada kendimizi unutmayalım, kendimizi hatta geliştirelim, daha fazla nüfus olarak büyüyelim ki burası Makedonya olmaktan çıksın, Türkiye'nin küçük bir bölgesi olarak kalsın. O zaman teşekkür ediyorum, kolay gelsin. İsim neydi? İyi günler. İsim? Handan. Handan? Handan Yahya.
çok. Selamünaleyküm. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Şerafettin Şahin. Burada görevli olarak yani ibadet ederiz. Halveti dergahı. Bu dergahta Halveti dergahıdır. Doğru dediniz. Halveti dergahı burada yakın 330 sene civarında bir kurumdur. Bu dergah başta gelen Tülbe-i Sarıte olan bir Mehmet Hayati Hazretleri burada bu dergahı kurmuştur. Öylelikle işte biz olduğu kadar, elimizden geldiği kadar işte bu dergahta hizmette bulunmaktayız. Maalesef işte biz biraz azınlıkız. Burada fazla zikirler, ibadetler olurmuş. 50 senesine kadar şimdiden sonra İnşallah daha güzel olacak umut ederiz. Çünkü çok göçmen olmuştur Türkiye'ye 50 senelerinden sonra. İşte dediğim gibi bu dergahta ortalama işte 30-40-50 civarında bir cemaatimiz bulunur. Şimdi maalesef demeyelim ki bayramlarda fazla, Ramazan'da fazla. Bu dergah işte ayakta tutmak için elimizden geleni kadar İsteriz yani devam ettirelim. İnşallah da devam edeceğiz. Devam. Ohri'de kaç cami var? Ohri'de ibadette 10 tane cami var. 10 tane cami evet, var. Bir tane daha en üst dildir ibadette ama belki o da onu da söylerler ki o da ibadete geçirilecek. Geçmişte ne kadar cami varmış burada? Burada fazla cami varmıştır. Yakın tam şifresini bilmem ama fazla varmıştır. Son ne biliriz 53'ünde göl kenarında bir cami yıkmıştır, Laci Kasım Camisi'ni. O en yenidir. İşte gördüğünüz gibi Ali Paşa burada merkezde aynı minaresi de yoktur. İşte bir girişimde vardır, Türkiye'den öyle duydum ki bir minare olacak. Minare olacak. İnşallah. Efendim 360 tane Ohri'de kilisenin olduğunu öğrendik. 65. 365 kilise. Evet, inanız. Abi bir şey değildir ya. Evet, onlar işte evet. Onunla o şey gurur duyarlar. Onlar dinleri... Ha, mutlaka olsun ama yıkılan camiler de yapılsın. Efendim Türkiye'de çok sayıda Makedonya Türk'ü yaşıyor. Var göç. İşte ben o göçlere ki... bir mesaj verin buradan. Vallahi onlar gitmeseydiler daha iyi olurdu. Ama maalesef işte Allah'ın takdiri. Onlar da gitmişler. Benim amcam ilk önce mesela 59'da buradan göç etmiştir. Onlara ne diyebilirim? Biz yetim gibi kaldık. O kadar. İnşallah gene gelir sıra belki fazla Türkiye'den gelenler şimdi bu 2-3 sene zarfında gelenler Türkiye'den epey olur. Yakın 10-15 bin civarında Türkiye'den gelen misafirler vardı. Turist olarak onların, ya. Onların aralarında tabii o eski göçmenler ne ki Üsküp yani bir tek Makedonya'dan. Onlar eskiden gitmişler. İşte dede, baba vatanlarını bir daha görmek için gelirler. Onlardan Allah razı olsun. Ne diyebilirim? Şimdi o takdiri ilahi, o Allah öyle yazmış ki biz dağılalım. Olsaydı bu Ohri kasabası %80 Türk imiş. Elhamdülillah Müslüman diyelim. Peki bir ilahi var mı? Söyleyeceğiniz bir ilahiyle veda edelim. Vallahi ilahi için pek ben sizi şey yapamadım ama... Peki. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Şey çok sağ olun. Allah İslam alemine birlik, beraberlik versin. Sizler de öteye, bizler de burada. Allah Türkiye'yi muhafaza etsin. Düşmanın şerrinden. Bizleri de burada Allah muhafaza etsin. İşte İslam alemine bir uyanıklık Allah nasip etsin. Uyansınlar. Yani Türkiye'de olsun, bütün dünyada olsun. Ki bizim düşmanımız her vakit gayrimüslimlerdir. Yani gayrimüslimlere yani desteklemeyelim, satılmayalım. Önce diyeceğim böyle daha basit. Çünkü çok para için de satılırlar. Biz takip ederiz bu Türk televizyonlarından. Para için ne yapmazlar. Siz Devralem programını da izliyorsunuz galiba.
Şimdi yazın biraz maalesef yoktur vaktimiz. Şey yapamayız. Vaktimiz olmadığı için ama takip et, kışın fazla takip ederiz. İzlediniz yani. İzlediniz. Tanıdınız buraya gelince tabii, yani tabii, hoşuma tabii. Da gitti böyle. Yok dikkat etmedim. Türbeyi sarıkta oturmuşsunuz çocukluğunda. Tanımadım. Şimdi karşımıza çıkınca o zaman tanıdım. Tanıdınız Devre Alem. Devre Alem'in Makedonya Ohri'de de izleyicileri oldu. Hele böyle Hocaefendi. Derin de izlemesi bizi mutlu etti. Sağ efendim teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Halveti dergahındayız. Görüntüler evet. Aldık. Sizleri yine baş başa bırakıyoruz. Halveti dergahında. Biz de İstanbul'dan Ohri'ye gezmek için Osmanlı'nın kültür mirasını, manevi havasını solumak için geldik. Ailemde nasip oldu. Biz de Diliş Ertuğrul dizisini yapımcısıyım. Aynı zamanda da Halveti yolunun yolcularındanız. Burası da Halveti dergahının Hayati kolunun pirevi astanesi. Yani kurucusunun olduğu. Ohri değil mi efendim? Burası Ohri. Ohri'nin merkezi. Merkezindeki Halveti Hayati dergahı. Biz de nasip oldu ziyaret etmek. Üsküp'ten başladık ziyaretimize. İnşallah Bosna, Mostar'a kadar ineceğiz. Burada hani gezilecek hem manevi yerler var, hem turizm açısından da bizim bütün halkımızın görmesi gerekli olduğu çok kuvvetli bir alan. Manevi olarak da ve burada hakikaten Osmanlı olduğunu hissediyorsun. Kardeşlerimizle beraber olarak onların yaşadıkları sıkıntıları ve bu coğrafyadaki dedelerimizin neler yaptığını, 600 sene, 700 sene nasıl hizmet ettiğini görmelerini arzu ederiz. Herkes inşallah nasip olur, ziyaret eder. Üsküp'ü gördünüz. Yahya Kemal'in memleketi, Vardar Ovası, o taş köprüsüyle evladı Fatiha. Ne ifade etti ilk gördüğünüz duygularınız Üsküp, Makedonya için? Vallahi Makedonya Üsküp şu anda tabii eski Osmanlı kültürünü kaybetmeye çalıştırıyorlar. Ta Osmanlı o köprünün üzerinde, girişinde ve çıkışında Makedonların şeylerin heykellerini koymuşlar. Yani gelip sahip çıkmamız lazım. Bizim kültürümüzü yavaş yavaş kaybetmeye uğraşıyorlar. Belli etmeden. Osmanlı köprüsü arada kalmış. Etraf bütün heykelleri dizmişler. Tek başarıları da Müslümanlara karşı olan zaferleri olan kişilerin heykellerini dikmişler. Ama Üsküp yine de Üsküp, yine de Osmanlı'nın kokusu var. Hele ki Ohri, hele ki Bosna. Hani anlatılmakla yaşanır diyorsunuz ve görsünler. Görmek kesinlikle efendim, son olarak şunu sormak istiyorum. Siz tarih dizisini yapan bir şahsiyetsiniz ve tarih çok önemli. Devre Alem programı olarak biz diyoruz ki tarih bilincine sahip olmak her şeye sahip olmaktır. Tarih bilinci noktasında özellikle üniversitelerimiz, gençlik ve Türkiye kamuoyu son mesajlarınızı Ohri'den alalım. Estağfurullah. Evet, tarihimizi bilmemiz lazım, okumamız lazım ve gelecek nesillere, çocuklarımıza, evlatlarımıza anlatmamız lazım. O yüzden bilmediğimiz şeyi anlatamıyoruz. Lütfen okuyalım, lütfen gezelim, görelim ve ne olur biz bir nebze sizler gibi bu tarih konusunda yani bir dizi yapmaya kalktık ama asıl amacımız dedelerimizi bir Ertuğrul Gazi'yi anlatmaktı. İnşallah faydalı olmuştur. O yüzden hep beraber olalım, birlik olalım, tarihimizi yaşamaya çalışalım hiç olmazsa. 24 Temmuz 2015. Şu an Ohri şehir merkezinin içerisinden geçiyoruz. İsebe Cami bir arada. Trabzon'da nerede bulacağım? Sütürkay şiir şenliklerinin düzenlendiği yerdeyiz. Uluslararası Sütürkay şiir şenlikleri burada düzenleniyordu. Karadilim burası. Adriyatik'e dökülüyor. Ohri gölünden doğuyor. Avrasya'nın kalbinde, medeniyetin beşiğinde, Anadolu ve Balkanların kadim toprakları.
Her mevsim farklı şehirlerde hizmetinizde olan Koşu Kavak Turizm, Mezopotamya'dan Rumeli'ye uzanan köprüleri, nehirleri, yaylaları, dağları ve tüm güzellikleri sizlerle buluşturuyor. Koşu Kavak Turizm YouTube sayfamıza abone olmak için tıklayınız. Sosyal medya ve video paylaşım hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Koşu Kavak Turizm, sevmek, tanımakla başlar. 444-4598 www.koşukavak.com.tr